Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Cenab-ı Hak her nefesinize hayır nasip eylesin inşallah. Nefeslerini boşa geçirenlerden eylemesin. Vel asri inel insane lefî husrin. Bütün insanlar hüsrandadır. Ancak iman edip, iyi amel işleyip, salih olup, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna demiş Cenab-ı Hak. Allah bizi onlardan eylesin. Ramazan, yani oruç, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sessizlik olursa daha iyi olacak. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı dedi. Oruç ibadeti rivayet edilir ki Adem'den itibaren var. Değişik şekillerde, biçimlerde olsa dahi oruçla emredilmemiş hiçbir topluluk, hiçbir din yok. O yüzden Cenab-ı Hak ayet-i kerimede geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi bugün de size oruç farz kılındı dedi. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye size sayılı günlerde farz kılındı. Sayılı günlerde insanlara farz kılındı. 30 Ramazan inananlara oruç farz. Bu sakınmak için, kendimiz için, kendimizi kemale erdirmek için, dünya sevgisinden, dünya tamahından elimizi, eteğimizi biraz çekmek için. Allah'ın açlığa ihtiyacı yok. Bizim aç kalmamıza ihtiyacı yok. Ancak nefsimizi terbiye edip kendimizi bulmamız için gerekli. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanmayanlar, dayanamayanlar bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa o iyilik kendisinedir. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için hayırlıdır. Bakara ayet 183-184. Yola çıkanlar, yolcular, ağır hasta olanlar, hastalığının geçici olmayanlar, şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası gibi, bunlar ne yapacaklar? Güçleri yerindeyse bir kişiyi doyuracak kadar fidye verecekler. 30 güne 30 günlük fidye verecekler. Kısa mesafe, 3 günlük yolculuğa çıkmış. Sonra ne yapacak? Bu orucunu tutacak. 3 gün mukim olunca orucunu tutacak. Ama yine o seferlikte orucunu tutarsa nur ala nur. Ben böyle kısa notlar halinde asıl Hazreti Mevlana ne demiş? Oraya gelmek istiyorum. Bir hadis-i şerif daha okuyayım. İnşallah meselenin ehemmiyetini anlayalım. Kim faziletine inanarak ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Kim Ramazan orucunu faziletine inanarak da ve Allah için tutarsa, kocam kızdı, hanımım kızdı, anne babam kızdı, hocam oruçsuz olduğumuzu görürse utanırız, o kızar gibi. Bunların haricinde ne? Allah için orucunu tutar ise Cenab-ı Hak geçmiş günahlarını affeder. Allah bizi öyle oruç tutanlardan eylesin. Hazreti Mevlana, Ramazan geldi. Aşk ve iman padişahının sancağı erişti. Artık maddi yiyeceklerden elini çek. Çünkü göklerden manevi rızıklar geldi.
Hazreti Mevlana Ramazan'ı orucu aşk ve iman sancağı olarak görüyor. Eğer Allah'a aşıksan işte o aşkın sancağı oruç. Eğer iman ehlisen o imanın işareti oruç. Eğer Allah'a karşı bir aşıklık gidiyorsan, eğer Allah'a ben aşık olacağım, o yolda yürüyeceğim diyorsan, sancağı takip et. Sancak, oruç sancağı. Eğer ben iman ettim, Allah'ın yolundan gideceğim ve ona muhabbet besleyeceğim diyorsan, alameti farikası önünde oruç. Oruca sımsıkı yapış, namaza sımsıkı yapış, Allah'ı zikre sımsıkı yapış, insanlara muhabbet besle, insanlara yardım elini uzat, insanları ötekileştirme. Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız ve hepiniz de bir tarağın dişlileri gibisiniz. Kardeş olun, emrine uy. Kimseyi ve hiçbir kimseyi, kardeşlik hukukunu bozacak olan fiiliyatlardan kendini uzak tut. Can sofrası kuruldu. Can bedeni hantallığından kurtuldu. Ramazan can sofrası. Mevleviler Mevlevi dervişlerine can der. Mevleviler aşıklara da can der. Allah'a aşık olanlara can der. İşte can sofrası kuruldu. Artık hakiki manada canına can katacak sofra kuruldu. Hakiki manada senin iftarın gökten indi. Çünkü oruçlunun bu manada yiyeceği, içeceği Cenab-ı Hakk'ın katındandır. Oruçlu onun için yememiştir. Onun için cinsel ilişkiden uzak durmuştur. Onun için içmemiştir. Onun için her türlü her şey emrine amadeyken geri çekmiştir kendini. Bir şeye yapabilirliğiniz var iken, bir şeye gücünüz yeter iken Allah için ondan geri çekiliyorsanız sizden daha kıymetlisi ve olgunu yok. Kavga etmeye muktedir iken kavga etmemek, tartışmaya muktedir iken tartışmamak, haklı olduğu halde tartışmadan bir adım geri çekilmek ancak erdemli insanların işidir. Ancak Allah'a yakınlık kurmuş kimselerin işidir. O yüzden oruç bizi bunların terbiyesini verir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir hadis-i şerifinde diyor ki, oruç tutan kötü söz söylemesin, kötü fiiliyatların içerisine girmesin. Birisi ona bir şey diyecekse ben oruçluyum desin. Oruç tutan kimse meleklerle yarışmalı. Oruç tutan kimse meleklerin üstünde pervane dönmeli. Oruç tutan kimse çünkü Allah'ın sevgilisi oldu. Oruçlunun ağız kokusu Cenab-ı Hakk'a miski amber gibi geldi. Hangi ağız kokusu? Oruç tutup gıybet etmeyen, oruç tutup dedikodu etmeyen, oruç tutup insanları çekiştirmeyen, oruç tutup ağzından bela, müsibet, lanet akmayan, oruç tutup Allah'ı zikreden, oruç tutup haksızlık yapmayan, oruç tutup insanları mutsuz etmeyen, insanların ağız kokusu miski amber. İşte Allah'a o miski amber gibi geldi. Eğer oruç tuttuysanız, oruçluyum deyip de eşinize zulmettiyseniz, çocuklarınıza zulmettiyseniz, oruçluyum deyip de yanınızdaki çalışanlara zulmettiyseniz, siz sufi dilinde aç kalmış eşekten farkınız kalmadı. Oruç tutup dilinizi tutamadıysanız,
Siz dininizi koruyamadınız. Kendi dininizi. Dinin korunmaya ihtiyacı yok. Adem aleyhisselamdan itibaren dinini ayakta tutan Allah. Kimse din koruyuculuğuna soyunmasın. Koruyacak olduğun kendi dinin. Sen kendi dinini nereye kadar korudun? Kendi imanını nereye korudun? İşte bunu korumanın yolu dilini muhafaza etmek. Kıymetli dostlar, hani var ya, yazıklar olsun, vay o namaz kılanların haline. Niçin? Namaz onları kötülükten alıkoymadı. Vay o oruç tutanların haline. Niçin? Oruç onları kötülükten alıkoymadı. Vay o zekat verenlerin haline. Niçin? Zekat onları kötülükten alıkoymadı. Vay o hacıların haline. Niçin? Hacı olması onu kötülüklerden alıkoymadı. Müslüman odur ki dilinden diğer Müslümanlar emindirler. Dilinden. Mümin odur ki diğer insanlar canından ondan emindir. Canından. Mümin bir kimseyi görüyorsa bütün canlı varlıklar emin olacaklar. Diyecekler ki bu bizim canımıza kastetmez. Sinek sizden emin olacak. Sufilik bu. Sivrisinek sizi ısırırken öldürülme korkusu yaşamayacak. Akrep sizi ısırırken, zehrini size akıtırken öldürülme korkusu yaşamayacak. Yılan sizi zehirlerken öldürülme korkusu yaşamayacak. Kuş sizin omuzunuza konarken öldürülme korkusu yaşamayacak. Mümin bu. İbadet eden ibadethanelere ve ibadethanelerin içerisinde ibadet edenlere bomba atanlar, bombalayanlar, onları katledenler mümin olamazlar. Hangi ibadethane olursa olsun, hangi ibadethane olursa olsun, mümin odur ki diğer canlılar onun ondan can emniyetini kendilerince sağlam görecekler. Diyecekler ki şuraya sığınalım, bu adama sığınalım, bu ibadethaneye sığınalım. Mümin o. Bana hangi peygambere iman ettiğini söyleme, ne yaptığını göster bana. Bana hangi dinine, hangi dine iman ettiğini söyleme, işlevini göster bana. İşte oruç bizi meleklerin üstüne koymalı. Bizi sevgiliyle dost etmeli. Bizi her gece sevgiliyle muhabbet ettirmeli. Her iftar saatinde, dakikasında bilelim ki dudağımızın kenarında sevgilinin dudağı var. Bilelim ki bizim dudağımızın kenarından bizim oruç kokumuzu almak için müştak bir şekilde bekliyor. Bilelim ki oruç yanı başımızda, tuttuğumuz oruç. Bilelim ki oruç bize dua etsin iftar vaktinde. Desin ki ya Rabbi, beni tutan bu kimseyi affet. Yaptığınız her ibadet bir mahluk olur. Cenab-ı Hak o ibadetten bir şekil, bir suret çıkarır. Orucun bir sureti vardır. Namazın bir sureti vardır. Zikrullah'ın sureti vardır. O dua eder size. Eğer gerçek manada oruç tutarsanız, tuttuğunuz orucu sofranızda görürsünüz. Tuttuğunuz orucu hemen yanı başınızda görürsünüz. Eğer gerçek manada namaz kılarsanız, namaz kıldığınız yerde, secdenin kenarında namazınızı görürsünüz. Bekler sizin namazınız bitsin diye. Namazınız bitince size dua ede ede çıkabileceği yere kadar çıkar. Bu sizin amellerinizle alakalıdır. Namaz müminin miracıdır. Böyle miraç olur.
Namaz başlar gökyüzüne yükselmeye, Allah katına yükselmeye. Zikrullah başlar Allah katına yükselmeye. Ta Cenab-ı Hakk'ın katına çıkar, vurur duvara. Cenab-ı Hak bildiği halde sorar: ey melekelerim, bu kapıma vuran, bu duvarıma vuran kim? Melekler cevap verir: ya Rabbi, filancanın zikridir. Allah bildiği halde der ki: ne istiyormuş, sorun. Melekler sorarlar: ne istiyorsun? O der ki, diyor: ya Rabbi, beni zikredeni sen affetmedikçe ben sükun bulmam, ben rahatlamam. Cenab-ı Hak cevap verir: ey melaikeler, söyleyin ona, kulum onu zikrettiği anda ben kulumu affetmiştim. Bütün ibadetler aynıdır. Oruç size yalvarmalı sizin için. Demeli ki: ya Rabbi, bu kulunu affet. Öylesine oruç tuttu ki harama bakmadı. Öylesine oruç tuttu ki dilini muhafaza etti. Öylesine oruç tuttu ki hep dilinde, kalbinde zikrullah vardı. Öylesine oruç tuttu ki hevai hevesi bıraktı. Kalbinden dünya sevgisini çıkardı. Biz geçen aylarda Metropolit Bey'i hem iade-i ziyaret olarak hem de tekrar iftar daveti için ziyaret etmiştik. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Orada özel bir bölüm var. Orada İncil kitabının bulunduğu yere geçtik. Orada da İncil'i bilen bir papaz efendi vardı. Hemen ben bir yer işaretledim. Dedim: burayı bana okur musunuz? Ve bana dedim, Türkçesini söyler misiniz? Çok hoşuma gitti. Diyor ki: bir deveyi iğne deliğinden geçirmeniz mümkündür. Bir deveyi iğne deliğinden geçirmeniz mümkündür. Ama dünyayı seven, dünyaya aşık olan bir kimsenin hidayeti mümkün değildir, diyor. Bu daha zordur. Eğer içinizde dünya sevgisi var ise ve siz o dünya sevgisinden geçemiyorsanız, o zaman işte oruç, namaz, zikir yüzeysel kalıyor. Allah bizi affetsin. Tabiatımızın isteklerinin eli bağlandı. Oruçla tabiatımızın gereği olan isteklerin eli bağlandı. Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden, heva hevesten, nefsimizin isteklerinden ne yaptık? Kurtulduk. Aşk ve iman ordusu geldi. Oruçla beraber aşk ve iman ordusu geldi. Sapıklık ve imansızlık ordusunu kırıp geçirdi. Aşk ve iman ordusu gelince sapıklık ordusunu kırdı, geçirdi. Nice Ramazanlarda buluşmak, nice oruçlarda buluşmak, nice hayırlı günlerde, güzel günlerde buluşma dileğiyle. Geceniz hayırlı olsun, mübarek olsun. Birazdan inşallah sema olacak. Alkış yok semahanede. Alkış yok. Semahanelerde, ibadethanelerde alkış olmaz. Hakkınızı helal edin. Hiçbir ibadethanede alkış olmaz. Buna semahaneler ve tekkeler dahil. Birazdan sema başlayacak. İnşallah semada oturduğumuz yerde hep beraber Allah diyelim ve hani Mevlüt Han malum demiş ya, bir kez aşk ile Allah dese lisan, dökülür cümle günahlar misli hazan. Allah bizi onlardan eylesin. Selamünaleyküm.